Felaha eren müminlerin, kurtuluşa erecek müminlerin e, namazlarında bir fark var. Nedir o? Namazlarında onların huşu sahibi olmalarıdır. Peki huşu nedir? Huşu diye Kur'an'ın ifade buyurduğu bu kelime ne anlama gelir? Kalpteki haşiyet duygusu, yani Allah'a karşı bir ürperiş, ona muhabbetten, marifetten kaynaklanan, hatta celalinden korku, cemalinden işte muhabbet ve efendim vuslat iştiyakıyla insan yüreğinde bir titreme hisseder. İşte o titreyiş olacak, o haşyet duygusu olacak. İnsanın diğer uzuvlarında bir sükunet olacak, oturmuşluk olacak. Zaten iman itminan oluşturur. Yani iman kalbe girince sekine dediğimiz bir huzur huzur oluşturur. O huzur uzuvlara da yansır. Uzuvlardaki sükunet olacak. Bununla beraber tevazu olacak. Boyun eğimi olacak. Allah'ın izzeti karşısında mütezellil bir duruş, tezellül dediğimiz alçak gönüllü bir duruş. Allah'a karşı kibirlenmeyen tam tersine bir tazarru hali, bir yakarma hali, yalvarma hali olacak ki işte bu bütün bunların toplamına biz huşu diyoruz. İçinde tazim duygusu olan bir saygıya dayanan o saygının gereği olarak o saygının gereği olarak tabii bir ürperti ve iç huzur gerçekleşen hale biz huşu diyoruz. Zaten bir başka ayette yüce Rabbimiz huşuyu adeta tarif eder bize. İşte namaz der büyük bir Ağır bir ibadettir ama huşu sahiplerine değil. Huşu sahipleri için son derece namaz zevktir adeta bir e, gönül ferahlığıdır. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, erihna ya Bilal buyururlarmış. Bilal hadi bir ezan oku da bizi rahatlat namaza koşalım gözümün nuru namazdır buyururmuş yine aleyhissalatü vesselam efendimiz. Evet o huşu sahiplerine ağır gelmez namaz. Kim o huşu sahipleri? Cenab-ı Hak buyurur ki onlar Rablerine kavuşacaklarını katiyen bilirler. Ya da o ayeti şöyle de anlamak mümkün Bakara suresindeki ellezîne yazunnûne ennehum mülâgu rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn ayetini yani onlar namazlarındayken Rableriyle mülakat ettiklerinin kanaatindedirler. O kesin bir kanaat halinde vicdanlarında vardır. Ve onlar ona dönüyor olduklarının da bilincindedirler. Demek ki esasen huşu Allah'ın huzurunda olduğu şuurunda olarak ve ona yöneldiğini bilerek bir e, namaz kılabilme şeklidir. İşte Yüce Rabbimiz o felaha eren müminlerin namazlarının böyle olduğuna dikkat çekiyor. Namazdaki adabımız, edebimiz, hem dış edebimiz hem iç edebimiz, hem kalıbımızın edebi hem kalbimizin edebi önemli. Kalbımızın edebi nedir? Rabbin huzuruna doğru yönelmek. Sanki, sanki ona karşı duruyormuşuz gibi, onun huzurunda namaz kıldığımızın farkında olarak, ee, sağa sola bakmadan efendim sağ solu ka kaşımadan adeta elimiz ayağımız nerede duracaksa orada. İşte ayaktayken secde yerine bakmak. rükuda iken e, düzgün bir şekilde rükuda bulunmak. de ona göre o zahiri adab ki fıkıh kitaplarımızda bu anlatılır uzun uzun namazın edepleri bahsinde. ona dikkat etmek gerekiyor. bir dış şartları var bu huşuğun. Bir de iç şartı var ki o iç şartta kalbin Allah'ın huzurunda olduğunu fark etme e, farkındalığıdır öyle söyleyelim. Yani o şuur halidir. O şuur hali içeride de bir ürperti oluşturmalıdır. Bu şekilde denilebilir ki huşu kökleri kalpte, görüntüleri bedende olmak üzere her iki manayı da içine alan bir kavramdır. Rivayete göre Resulullah ve ashabı namazda gözlerini gökyüzüne kaldırırlardı. Bu ayetin inmesi üzerine önlerine eğdiler. Yani demek ki yukarıya doğru bakarlarken bu ayet indikten sonra önlerine bakmaları artık kendilerine bir şekilde işaret edilmiş olduğundan öyle yaptılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine bir hadislerinde buyururlar ki bir mümin güzelce abdest alır. Sonra da başından sonuna kadar kalp ve beden ahengi içinde tam bir huzur ve huşu ile iki rekat namaz kılarsa cennet ona vacip olur. Allah namazlarımızı böylesine huzurlu ve huşulu eylesin. Bunu gerçekleştirebilmek için bir gayrete soyunmak gerekir. Tabi huşu nasıl sağlanır? Namazda huzur nasıl sağlanır? Bununla ilgili alimlerimizin tavsiyeleri var. İşte önce efendim tertemiz bir abdest almak. Huzurlu bir şekilde. Acele acele değil. Rabbin huzuruna çıkacağımızın farkında olarak bir ön hazırlık. Sonra sapa sağlam bir niyet lazım yüreğimizde. Kıbleye dönerken bedenimiz kıbleye doğru çevrilirken kalbimizin Rabbimize doğru çevrildiğinin farkında olmak. Ve okuduğumuz surelerin, yaptığımız tesbihatın ve zikirlerin manalarıyla da bütünleşerek adeta onu Rabbimizle konuşurcasına, ona halimizi arz arz edercesine bir e, mülakat yaptığımızın farkında olarak namaz kılabilmek. Huşuyu bunlar kolaylaştırır. Şah Nakşibend Hazretlerine sorarlar. Bir kul namazda nasıl huşuya erer? O da der ki, dört şeyle buyurur ve şunları açıklar. Bir, helal lokma. İki, abdest sırasında gafletten uzak durmak. Üç, ilk tekbiri alırken kendini huzuru ilahide bilmek. Dört, namaz dışında da hakkı asla unutmamak. Yani namazdaki huzur, sükun ve masiyetten uzak durma halini namazdan sonra da devam ettirebilmek. Hazret böyle söylüyor. Demek ki helal lokma namazdaki huzur için önemli. Hatta sahibül vefa Musa Efendi Hazretleri buyururlardı ki yenilen lokma helal olması mühim ama o lokmaları yerken de uyanık olmak önemli. Namazdaki huzur içinde buyururlardı. Yani şöyle söyleyelim. Eğer insan yemek yerken, bir şey içerken, Rabbin nimeti olduğunun farkında olarak, Rabbi zikrederek adeta başında besmele, sonunda hamdele ile e, taamını da alacak olursa, böyle gafil gafil değil de uyanık bir şekilde o yiyeceğini ya da içeceğini alırsa, bu hal namazına huzur olarak da yansır. Onun için Şah Nakşibend Hazretleri dikkat edilirse, namazdaki huzur ve huşu hali helal lokma ile başlar diyor. Sonra Abdesti huzurla almak, ağır ağır almak, böyle yalap şalap deriz, hani argo tabirle e, efendim bir şekilde hızlı hızlı e, elimizi yüzümüzü yıkayıverip namaza koşmak değil. Huzurla, ağır başlılıkla, büyük bir sekinetle abdest almak. Bu da önemli. İlk tekbiri alırken huzuru ilahiye durduğumuzun farkında olmak. Yani durdum divanına diyebilmek durdum divanına diyebilmek. Dördüncü olarak da Şahın Akşibend Hazretleri namaz dışında da hakkı asla unutmamak diyor. Bu da aslında ayetlerden yola çıkarak söylenmiş bir söz. Nitekim ayet-i kerimede Cenab-ı Hak فَيْذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ ve اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ Yani namazı eda edince artık siz ayaktayken, otururken ve yanlarınız üzereyken Allah'ı zikredin, Allah'ı unutmayın diye Rabbimiz bize tavsiye eder. İşte Hazret de bu ayetlerden yola çıkarak namazdaki huşu hem namazın evvelini hem ahirini yani hem başını hem içinde nasıl olacağımızı hem de namaz sonrasında nasıl devam edeceğimizi e, ifade etmiş oluyor bu tavsiyesiyle.